Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp verilerimizi geri getirmeye çalışacağız. Biz bugün rootsuz yöntem üzerinden gideceğiz. Bir de bunun rootlu versiyonu var. Aynı uygulama üzerinden ikisini de yapabiliyorsunuz. Ama fark ne derseniz şöyle bir durum var. Mesela bunu yaptınız, rootsuz bir şekilde denediniz. Ama istediğiniz dosyalara ulaşamadınız. Bazılarına tabii ki ulaşacaksınız ama siz istediklerinize ulaşamadınız. Daha gelişmiş bir arama yapmak istiyorsunuz. O zaman cihazınızı rootlamanız gerekiyor. Dediğim gibi aynı uygulama rootlu versiyonu da destekliyor ama o zaman tabii ki cihazınızı rootlamış olacaksınız. Biraz daha işlemler uzuyor. Her cihaza göre de root yöntemi farklı olduğu için şimdi bunu tek tek hani her cihaz için anlatamayacağımızdan dolayı sizin internette cihazınızı nasıl rootlarsınız filan onu araştırmanız gerekiyor. Ama birçok seferde bu rootsüz yöntem işinizi görecektir. Dediğim gibi öncelikle bir rootsuz yöntemi deneyin. Ondan sonra eğer bulamazsanız rootlu yönteme geçersiniz. Bugün biz sizlerle birlikte silinmiş WhatsApp verilerinizi ruhsuz yöntem geri getirmeye çalışacağız. Mesela nedir bunlar? İşte ses dosyalarınız olabilir, müzik dosyalarınız olabilir ya da konuşmalarınız olabilir. Atıyorum video dosyalarınız olabilir, belge de olabilir. Bunların hepsini geri getirmeye çalışacağız. Ben sizlere link vereceğim aşağı açıklamalar ve yorumlar kısmında. Zaten her zaman böyle yapıyoruz. Oradan linklere tıklayıp bu web sitesine gideceksiniz. Bundan sonrasını zaten adım adım göstereceğim. Şimdi direkt web sitemize gidelim. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar iMobi'nin Droid Kit yazılımını hatırlayanlarınız vardır. Başka fonksiyonlar için de video çekmiştim. Çünkü çok fonksiyonlu bir yazılım bu. Mesela nedir? Ekran şifresini, Google FRP şifresini falan sıfırlayabiliyorsunuz. İşte WhatsApp verilerini zaten bugün geri getirmeyi deneyeceğiz. Hani bunu çekmemiştim daha önce. Bugün bunu halledeceğiz. Bunun yanında sistem yazılımını güncelleyebiliyorsunuz. Hata verirse onu tekrar onarabiliyorsunuz. Ya da şöyle bir şey var. Hard reset falan diyoruz ya onları bile bu uygulama sayesinde yapabiliyorsunuz. Birçok böyle fonksiyonu var. Girip bir web sitesine göz atarsınız. Neler yapabiliyor, neler yapamıyor ücretsiz bir şekilde buradan onları öğrenebilirsiniz. Hani işinize yarayacak bir şeyler varsa o zaman satın alma kısmına geçersiniz. Şimdi biz mesela ücretsiz indirme kısmından dosyamızı indirelim. Yani uygulamamızı indirelim. Uygulamamız indi. Şimdi yüklemeye geçelim. Şuradan yükleme yerini vesaire değiştirebilirsiniz. Ben hiç dokunmuyorum. Direkt yüklüyorum. Biz bugün sizlerle birlikte WhatsApp verilerimizi geri getirmeyi deneyeceğiz. Ama mesela normal cihazın depolamasında vesaire de bir şeyler varsa onları da bu yazılım geri getirebiliyor. Yani söylemiştim ya çok fonksiyonlu diye. Aşağı yukarı Android cihazlarınızda her şeyi bu uygulamayla yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar uygulamamızın yüklenmesi tamamlandı. Şuradan fonksiyonlarına göz atabiliyorsunuz. Mesela neler yapabiliyor diye. Şuradan zaten üzerine geldiğiniz zaman içindeki fonksiyonları da gösteriyor. Biz bugün WhatsApp verilerimize bakacağız. Buradan diğer dosyalarınıza falan bakabilirsiniz. FRP kilidi, ekran şifresi vesaire her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Hangisine ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz. Şimdi aktivasyonumuzu yapalım. Mail adresimizi ve şifremizi giriyoruz. Activate now diyoruz. Buradan nelerin aktive olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi buna da activate diyoruz. Uygulamanın aktivasyonu tamamlandı arkadaşlar. Şimdi işlemlere geçeceğiz. Geçmeden de şunu söyleyeyim. Birçok videoda da söylüyorum. Data aktarımına izin veren kablo ihtiyacınız var arkadaşlar. Bazı kablolar sadece şarj içindir. Bu işlemleri yapmak için data aktarımına izin veren kablo lazım. Sizde orijinal kablo varsa zaten cihazınızın orada problem çıkmayacaktır. Biz şimdi buradan WhatsApp recovery diyoruz. Şuradan start diyoruz. Şimdi cihazımızı bağlayacağız. Bilgisayarımıza bir ucunu takıyoruz. Diğer ucunda cihazımıza takıyoruz. Şimdi bağlantımızı yaptık arkadaşlar. Buradan cihaza göre diyor ki USB hata ayıklamayı aktif et diyor. Biz mesela buradan hangi cihazı taktıysak ona göre seçiyoruz. Zaten bize gösterecek. Ben Huawei'yi kullanıyorum, seçtim. Şimdi buradan zaten bizi yönlendiriyor. Ayarlara gir diyor. Oradan hakkında kısmına gir diyor. Yapalım. Buradan derleme numarasına bas diyor arka arkaya. Şifremizi girelim. Girdik. Şimdi geliştirici ayarlar açıldı. USB hata ayıklamayı aktif ediyoruz buradan. Giriyoruz. Biraz aşağıdadır. Şuradan aktive edelim. Bizden güvenlik için izin isteyecek. Buna tamam diyoruz. Şuraya okey diyoruz. Bunu yaptıktan sonra bizim telefonumuza droid kit yazılımını otomatik yükleyecek arkadaşlar. Buna izin ver diyoruz. Zaten otomatik olarak yükleme başlayacak. Siz sadece izin vereceksiniz. Buradan da zaten uygulamamız yüklendiği için artık start geldi. Buna start diyoruz. Tekrar start diyoruz. Bu uygulamayı şu yüzden yüklüyor. Bizde root olmadığı için bu uygulama yardımıyla cihaza ulaşabiliyor. O yüzden kurtarma yapabiliyor. Root'lu olsaydı işlemler farklı oluyor. Şimdi burada gösterdiği gibi ayarlarda chat backup kısmına giriyoruz arkadaşlar. Bu uygulamamız çalışmaya devam ediyor. Buna hiç dokunmuyoruz. WhatsApp ayarlar kısmına giriyoruz. Sohbetler diyoruz. Sohbet yedeği diyoruz. Yedeklememizi yapıyoruz. Next diyoruz. Buradan tekrar next diyoruz. Başka bir WhatsApp uygulaması yükleyecek. Ona tamam diyoruz. Yani özelleştirilmiş bir versiyonunu yükleyecek bizim telefonumuza. Şimdi telefonumuzdaki o yeni yüklenen WhatsApp uygulamasını bulacağız. Ondan iznimizi vereceğiz. Bulalım. İzin ver diyelim. Kabul et diyoruz. Buradan aktivasyonumuzu yapıyoruz telefonumuza göre. İleri diyoruz. Tamam diyoruz. Devam diyelim. Yine iznimizi verelim. Buradaki aktivasyon da başkasının telefondaki verileri geri getirmeyin diye arkadaşlar. Çünkü bunlar şifrelenmiş veriler olduğu için aktivasyon yapmazsanız bu işlemler olmaz. Şimdi buradan geri yükle diyoruz. Buraya da next diyoruz. Şimdi buna ileri diyoruz. Buraya tekrar ismimizi yazalım. Şimdi işlemlere başladı gördüğünüz gibi burada sadece bekleyeceğiz. Ben şimdi kendi sohbetlerim görülmesin diye bu ayarlar ekranını açtım. Evet arkadaşlar kurtarma işlemi tamamlandı. Şimdi şöyle bir durum var. Benim mesela bu telefonum eski bir telefon. Yani yıllardır kullanıyorum. 4-5 sene falan oldu herhalde. Sizin telefonunuz yeni de olabilir ya da WhatsApp'ı çok aktif kullanmıyorsunuzdur. Bu hani tarama süresini etkileyecektir. Bu aklınızda bulunsun. Ne kadar eskiyse, verileriniz çoksa vesaire o kadar tarama süresi de uzun olacak. Mesela ben şimdi buraları sansürleyeceğim ama çünkü özel konuşmalar. Ama ben size biraz bahsedeyim. PUBG oynuyorduk bir aralar. Mesela onların konuşmaları falan duruyor. Ne zamandanmış? 2020 yılının mesela ikinci ayında PUBG oynamışız filan. Onların konuşmaları gelmiş. Mesela ne zamanlar var? Bakın 2020 yılından bu yana bütün konuşmalar şu anda bir tane grubumuz var orada duruyor. Binlerce konuşma. Mesela 195.573 tane buradan veri bulmuş. Herkesle yaptığım konuşmalar şu anda burada bulunuyor. Mesela birçoğunun ben numarasını bile hatırlamıyorum yani. Onlar bile gelmiş. Bir ara bizim scroll grubumuz vardı. O gelmiş arkadaşlarla yaptığımız böyle boş geyik muhabbetleri falan her şey gelmiş gördüğünüz gibi. Buradaki arama şeyleri var mesela arama notları nedir bunlar mesela işte sesli görüşme yapıyorsunuz ya WhatsApp üzerinden ya da görüntülü onların verileri duruyor. Şurada da ekler var arkadaşlar bu eklerde nedir sestir işte belgedir videodur vesaire bunlar var bunları da buradan alabiliyorsunuz zaten ön izleme olarak da gösteriyor. Buradan WhatsApp'tan birbirimize gönderdiğimiz resimler, belgeler, videolar, ses dosyaları yani ses kayıtları vesaire bunları da buradan görebiliyorsunuz. Ben tabii dediğim gibi sansürleyeceğim ama sizler buradan kendi dosyalarınıza bakabilirsiniz. Şöyle en alta sesleri atmış. Arada fotoğraflar, videolar falan karışık bir şekilde duruyor. Şimdi mesela buradan bir tane dosyamızı seçelim. Şöyle zararsız size gösterebileceğim bir dosya bulmaya çalışıyorum. Mesela şunu seçeyim. PC'ye indirdiğim. Nereye indireyim diyor. Ben şunu masaüstü seçeyim. Direkt masaüstüne indirsin. Devam et diyelim. Dosyayı görüntüleyelim. Şuradan videomuzu açalım. Burada internetten bir video varmış. İşte onu birbirimize yollamışız böyle saçma sapan bir videoymuş. Bunu gördüğünüz gibi kurtardı arkadaşlar. Bu şekilde bütün dosyalarınıza ulaşabilirsiniz. Yani sohbetleriniz olur, fotoğraf, video vesaire hepsine ulaşabilirsiniz. Ben mesela dediğim ya biraz önce okudum size 2020 yılında PUBG oynamışız. Onun konuşmaları falan gösterdim. Aynı şekilde kurtarmalarınızı yapıyorsunuz. Mesela ses dosyaları falan var. Bir tanesini kurtaralım. Yine continue diyoruz. Göster diyoruz. Buradan ses dosyamızı çalalım. Duydunuz mu bilmiyorum ama en az bir kilo altın vardır. eminim ki en az bir kilo altın vardır diyor benim bir arkadaşım bu artık ne için söyledi bilmiyorum ama böyle ses kaydında kurtarmış olduk. Evet arkadaşlar durum budur. Hepsini kurtardık. Buradan da tek tek görebiliyorsunuz zaten. Ne kadar kurtardığı da burada yazıyor. Eğer derin tarama falan yaparsanız tabii ki orada süreç daha da uzayacak. Yani bu tarama süresi daha da uzayacak ama buradaki veri sayısı da bayağı bir misli artıyor aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar işlemlerden sonra şimdi fiyata göz atalım. Şuradan fiyatlarımıza bakalım. Diğer uygulamalardan farklı olarak bunlar 60 gün para iade garantisi yapıyor. Genelde 30 oluyor diğerlerinde. Buradan tam plana ulaşabiliyorsunuz. Yani nedir bu? Bütün dosyalar içinde barındırıyor. Bütün fonksiyonları satın alabiliyorsunuz bununla. Eğer parça parça almak isterseniz mesela dosya kurtarma işlevini almak isterseniz de oradan şunu seçebiliyorsunuz. Buradan da diğer işlevleri tek tek alabiliyorsunuz. Yani hepsini almak yerine bir tanesini de satın alabiliyorsunuz. Bu şekilde buradan fiyatları görebilirsiniz. Evet arkadaşlar rootsuz bir şekilde WhatsApp verilerini kurtarmayı gösterdim sizlere. Eğer bu şekilde kurtaramazsanız rootlamanız gerekiyor. Onu zaten belirtmiştim ama birçok şeyin kurtulduğunu gördünüz. 2020 yılından falan konuşmaları vesaire gösterdim. Daha eskiler vesaire de vardı. Hani çok derinlerine gitmedim. Çünkü artık binlerce konuşma var. Hepsini de tarayamayız tabii ki. Benim anlatacaklarım bu kadardı. İşlemleri aynen adım adım yaparsanız hiçbir zorluk çekmezsiniz. Zaten öyle çok zor işlemler değil. Kolaylıkla yaparsınız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Maddi durumunuz iyiyse de katılabilirsiniz atıdan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.